Merhabalar, ismim Burak. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Bölüme evet isteyerek geldim. Ben 2017 girişliyim ve benim zamanımda YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalıydı üniversite sınavı. Birinci aşama Mart ayında yapılırken ikinci aşama Haziran ayında yapılıyordu ve ben ekonomi okumaya YGS kısmından Mart ayından sonra karar verdim. İTÜ'de ekonomi okumaya ise LYS kısmı, LYS sonuçlarım açıklandıktan sonra karar verdim. Bölüme gelmeden önce ekonomi bölümü mezunlarının çoğunlukla özel sektörde çalıştığını düşünüyordum. Evet bu doğru ama aynı zamanda ekonomi bölümü bir sosyal bilim ve bu alanda Nobel ödülü de veriliyor. Dolayısıyla işin ciddi bir akademik bölümü de var. Ve bu akademik bölümü halledebilmek için iyi bir matematik de bilmek gerekiyor. İyi derecede matematik bilmek gerekiyor. Ve teknik üniversite okumak haliyle bu işi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü matematik eğitimi daha ağır. Umduğum şey daha kolay bir eğitim. Özel sektöre daha kolay bir geçişken sonrasında gördüğüm şey ise eğitimin de aynı zamanda zor oldu. İTÜ Ekonomi bölümünün içerisinde iki tane zorunlu staj programı var. Ve bu staj programları birer aydan oluşuyor. Sigortalarını da okul karşılıyor. Sigortaları okulun karşılamasının pozitif yönü şu, genellikle şirketler iş ilanlarında gezinirken göreceksinizdir. Okulun sigortayı kapsamasını istiyorlar ve bunu çok az okul karşılıyor. Böyle güzel bir olanağı var. Onun haricinde ekonomi bölümünde okumanın güzel yanı birçok şirketle, yani ticaretle uğraşan herhangi bir şirket sizi işe alabilir. Çünkü her şirketin finans departmanı var. Ne kadar çoğunlukla finansal sektörde çalıştığımızı düşünürse de herhangi bir ticari kurumda çalışabilirsiniz. Bölüm seçmeli derslerinin çok büyük çoğunluğu 4. sınıfta öğrenciler tarafından seçiliyor ve öğrenciler genel olarak uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili seçimler yapıyor. Birçok olanak var. Davranışsal iktisat, enerji ekonomisi, ulaşım ekonomisi, eğitim ekonomisi, sağlık ekonomisi vesaire. Ve öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili dersler seçip o alana yöneliyorlar ve bu da onları sektörde kendi yaşıtlarına nazaran bir tık daha öne çıkartıyor diyebilirim. Ekonomi bir sosyal bilim ama bol matematik içeren bir sosyal bilim. Teknik üniversitede matematik eğitimi haliyle daha zorlu ve daha iyi oluyor. Bu da sizi tabii ki de bir tık öne geçiriyor. Matematik eğitiminin iyi olması aynı şekilde ekonomide de daha hızlı ilerlemenizi sağlıyor. Onun haricinde İTÜ'nün çok güçlü bir akademik kadrosu var. Akademisyenlerin çok büyük çoğunluğu Amerika doktoralı. Eğitim de bu yönde veriliyor. Ve bu sizi tabii ki de sektörde bir tık daha ileri atıyor diyebilirim. Bölümle ilişkili olarak İTÜ'de iki tane kulüp var. Bunlardan birincisi İTÜ Ekonomi Kulübü, ikincisi ise İTÜ Yatırım Kulübü. İTÜ Ekonomi Kulübü oldukça aktif bir kulüp. Çeşitli ekonomistleri getiriyorlar, Mahfi İlmez gibi. Aynı şekilde Women in Business etkinliği var. Türkiye'de bu etkinliği ilk düzenleyen kulüp. İkinci olarak Big Four Summit adlı bir etkinlik düzenliyorlar her sene. Big Four dediğimiz şirketler dünya genelinde en büyük 4 tane denetim danışmanlık şirketi ve onların hepsini bir arada ağırlıyorlar. Aynı şekilde case study denilen aktiviteler oluyor. Şirketler geliyor ve düzenli etkinlikler düzenliyor ve bu şekilde öğrenciler staj imkanı bulabiliyorlar. Ben üniversite döneminde tercih yaparken okumak istediğim bölümün ders programına bakmadım. Buna bakmam gerekirdi. Acaba ilgimi çekiyor mu dersler? Hangi alanda uzmanlaşabilirim? Hangi alanda ilgimi çekiyor? Bu alanda ilerleyebilir miyim? Aynı şekilde seçmek istediğim üniversitenin akademik kadrosunu gözden geçirmem bence çok faydalı olur. Çünkü içerideki akademik kadro sizi ilerleyen süreçlere daha iyi yerlere getirebilir. Master programları, doktora programları gibi. Bu da İTÜ Ekonomi'yi diğer üniversitelerden bir tık daha öne çıkardığını söyleyebilirim. Aynı şekilde sektörde de ciddi saygınlığı olan bir üniversite.